Merhaba sevgili seyirciler. Efendim mutfağıma kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin aşçısı Oktay Usta sizlerden gelen yoğun istek üzerine İzmir köfte hazırlayacağım. Sevgili seyirciler şöyle güzel az yağlı bir kıyma ile hazırlayacağım. Orta yağlı, çok yağlı, az yağlı. Az yağlı olursa çok güzeldir. Çünkü fırında pişireceğim. Güzel yağları eriyecek. Ondan dolayı eğer çok yağlı olursa eriyip tamamen kayboluyor sevgili seyirciler. 500 gram kıyma ile hazırlıyorum. İzmir köfte, yarım baget ekmek, uzun baget ekmekler var ya, onlardan aldık fazla, kuruttuk. Ondan sonra köftelerimizi değerlendiriyoruz. Bir soğan, bir yumurta, bir tutam maydanoz, tuz, karabiber ve pul biber var. Burası köftesi için olan bölümü. Geliyoruz sosuna. İzmir köftesinde sosu çok önemlidir sevgili seyirciler. Sosunda kış hazırlıkları videomuzda paylaşmış olduğumuz rendelenmiş dondurucudaki domates, 2 çorba kaşığı, 1 çorba kaşığı domates, 1 çorba kaşığı biber salçası, 2 tane defne yaprağı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı un var. Sosun kıvamını bağlaması için 3 domates, 3 biber, 3 patates sevgili seyirciler. Daha fazla sözü uzatmayalım. Haydi bismillah efendim. Önce hemen ekmeği ıslatmak istiyorum sevgili seyirciler. Ekmeğimizi soğuk su ile ıslatıyoruz. Gel canım bakalım, sen şurada güzelce bir ıslan. Bu ıslansın. Islatıp da köfteler yapılırsa sevgili seyirciler köfteniz çok yumuşak olur. Pamuk gibi olur adeta. Şimdi efendim hemen önce soğanı rendeleyeyim. Bir tane büyük boy soğan rendeliyorum. Sevgili seyirciler, sizlerin aşçısı Oktay Usta efendim İzmir köfte hazırlıyor sevgili seyirciler. Bir soğan rendesi, yarım baget ekmek, bir yumurta, bir soğan, bir tutam maydanoz, tuz, karabiber koydum ben baharat olarak ama seçenekler bölümünde artırmak isterseniz kimyon koyabilirsiniz, birazcık kekik koyabilirsiniz. Bunlar isteğe bağlı olduğu için serbesttir efendim. İsteyenler damak tadına göre, damak zevkine göre böyle çeşitli baharatlardan yararlanabilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, bir soğanı rendeledim. Güzelce kaldı mı bakayım? Yok. Tamamdır. Evet, şimdi sevgili seyirciler ekmeğimiz yumuşamış mı? Daha henüz yumuşamamış. Efendim özellikle evimizde ekmeklerimizi lütfen ne olur çöpe atmayalım. Onları fazla almışsak poşette tutarsanız nemlenir, küflenir. Hemen açığa bırakın. Üstüne bir peçete ya da bir örtü bırakın ki hava alabilsin, rahat hava geçişi olsun. Evet, bir yumurta kırıyorum. Yumurtayı da kırdık. Soğan bayağı acıymış. Soğan acıdır ama yemeklerimize de lezzet kaynağıdır sevgili seyirciler. Evet, şimdi ekmeğimiz ıslanırken hemen tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, 500 gram kıyma çünkü burası. Bir tatlı kaşığı pul biber üzerine. Bir tatlı kaşığı da burada sevgili seyirciler karabiber var. Yok, bu biraz fazla geldi. Bunun hepsi çok gelir. Bir çay kaşığı olsun. Karabiberi bir çay kaşığına düşürelim. Bir tatlı kaşığından azaltalım çünkü bayağı bir yüksek aroma oluyor. Keskin bir aromaya sahip oluyor. Hemen maydanozunu doğrayalım. İzmir köftemizi sevgili seyirciler, burada iki metot var İzmir köftesinin pişirilmesinde. İkisini de sizlerle hemen paylaşayım neler yapıldığıyla alakalı. Efendim köfteler yapıldıktan sonra bir yağda kızartılır. Ondan sonra fırın kabına alınır, sosuyla buluşturulur. Bir de sevgili seyirciler fırında pişirilir. Fırında pişer. Fırında isterseniz patatesiyle birlikte pişer ya da patatesini isterseniz sonradan kızartabilirsiniz üzerine. Ama ben bugün hafif olsun, daha sağlıklı olsun diye patatesini, köftesini, hepsini fırına vereceğim. Güzel böyle bir fırında pişmiş olacak sevgili seyirciler. Daha sağlıklı olacağı için. Yoksa diğer türlü de çok lezzetli olur. Yağda kızardığı zaman çok güzel olur. Lezzetli olur ama siz bilirsiniz. Ben iki metodu da sizlerle paylaşmış olayım. Sevgili seyirciler, ekmeklerimizi soğuk su içerisinde tamamen yumuşattık. Önce biraz zorluk çıkardı ama sonra da yumuşadılar. Evet, şimdi
kabuklarını filan almıyorum. Allah ne verdiyse güzel her şeyle ıslatıyoruz. Soğuk suda. Sonra da suyunu sıkıyoruz. Suyu sıkılması lazım çünkü yoksa bizim köftemizi çok aşırı derecede yumuşak yapar. Şimdi sizlerden gelen sorular oluyor. Hem de bir taraftan da cevaplamış olayım. Galeta unu olur mu diyorsunuz? Galeta unu olur. Ama ve lakin bu kadar yumuşak olmaz. Galeta unu çünkü kurutulmuş bir ekmek olduğu için ne yapıyor? Köftenin içindeki suyu çekiyor. Biraz daha köftemizi kuru yapıyor. Ama ıslatılmış ekmek koyduğunuz zaman köfteniz tam tersine yumuşacık oluyor sevgili seyirciler. Pamuk gibi oluyor. Efendim meşhur bir İzmir köftesi hazırlıyor sizlerin aşçısı. Oktay Usta'nın elinden inşallah bugün İzmir köftesi çıkacak sevgili seyirciler. 500 gram kıyma ile. Bu tamamdır. Evet sevgili seyirciler, köftemiz şimdi kıvamı ortaya çıktı. Şimdi büyüklüğünü hemen ayarlayacağız. Ne kadar büyüklükte olmalı? Bakın şöyle. Ne dersiniz? İstediğiniz gibi oldu mu sevgili seyirciler? Hop sevgiyle yuvarlanıyor bakın. Ve hemen fırın tepsinin içine alıyorum. Köfteleri yani ne büyüklüğünde diyebilirim onu, bir mandalina desem yok. Şöyle yuvarlayayım görelim. Yumurtadan biraz küçük sevgili seyirciler. Yarım mandalina gibi falan diyebiliriz. Ya da şimdi 500 gramı ben bir bölüyüm. Kaç tane çıktığını görelim. Ondan sonra daha iyi hem sayısını görmüş oluruz. Evet efendim. Parmak büyüklüğünde ya daha ince ya daha tombiş kalın siz bilirsiniz. Ben bu metotta aralara patates koyabilecek boşlukta tepsiye alıyorum sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, köftelerimizi tamamladık. Kaç adet çıktı? Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Verdiğimiz ölçüden 24 tane köfte çıktı. Şöyle diyenler mutlaka olacaktır. Siz söylemeden hemen söyleyeyim. Oktay Usta ne kadar büyük köftelerin anneler yapsaydı 30 tane rahat çıkartırlardı. Ne yapalım? Ben babayım. Baba elinden çıkınca böyle oluyor sevgili seyirciler. Evet şimdi efendim uzunlamasını patatesi kestikten sonra böyle şeritlere kesiyorum sevgili seyirciler. Şeritlere kestikten sonra patates, köfte yan yana diziyorum. Yan yana dizilecekler. Sonra da fırına gidecekler. Efendim, isterseniz yağda da kızartabilirsiniz ama yağda kızartıp da ağırlaştırmak istemediğim için ondan dolayı sevgili seyirciler direkt patatesleri köftelerin arasına dizmeyi düşündüm. Umarım doğru yapmışımdır. Ama bu saymış olduğum seçeneklerden hangisini isterseniz siz de onu yapabilirsiniz. Evet, patatesler dilimleniyor. Sevgili seyirciler, iki tane dilimledim. Hatta üçüncüyü de dilimleyeyim ki patatesi bol olsun. Güzel şöyle. Üç köfte verdiğimiz zaman 8 kişilik çıkıyor buradan. Ben 24'e böldüm. İsterseniz siz sayıyı artırabilirsiniz sevgili seyirciler. Canım, gel şöyle bakayım. Sevgiyle şu köşelere de koyalım. Başka nereye? Heh, şuralara koyalım. Bir patates, bir köfte. Önce köfteleri yapalım. Aralarını biraz boş bırakalım. Ondan sonra da patatesleri koyarız. Şu patatesin şurasında bir leke varmış. Onu alalım. Tamam. Evet efendim. Sevgili seyirciler, şimdi önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında önce bir 15 dakika pişiriyorum. Şu güzelliğe bakın. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Nimeti veren Allah'ımıza her zaman şükretmeliyiz. Birisi bize bir şey ikram edince ne yapıyoruz? Teşekkür ederim diyoruz. İşte biz de Allah'ımıza şükrediyoruz. Gidiyor. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırının ister fanı üflesin, İster üflemesin. Hiç fark etmez. Serbestsiniz. Orta katına gönderiyorum. Süremiz başlıyor. Bu köfte fırına gider gitmez hemen sosunu hazırlıyoruz.
Sevgili seyirciler, şimdi İzmir köftemizin sosunu hazırlama bölümüne geçiyoruz. Önce tavamızın içerisine bir çorba kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağını aldım sevgili seyirciler. Şimdi tereyağı hafif bir kızarsın, onun güzel kokusu geliyor ya, onu bir alalım istiyorum. Ve şimdi rendelenmiş domatesimiz, dondurucudan çıkarttım bunu da. O sırada hemen biberleri kesiyorum. Köftemiz şu anda 13 dakika oldu, fırına gideli. 13 dakikadır fırında. Yeşil biber. Tamam. Domates de keseyim. Domates, biber kesmek istemiyorsanız serbestsiniz. İsterseniz koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Domates dilimleri, biber. Üzerine güzel renk verir. Canım benim, ne durumdasın tereyağım? Evet, şimdi sevgili seyirciler, tereyağını eriteceğim. Burada tereyağından o kızarmış güzel tereyağı kokusunu almak istiyorum. Ondan dolayı bekliyorum ki kızarmaya geçsin. Domatesimiz, biberimiz doğrandı. Hazır. Fırınımızı bir kontrol edeyim. Oo, çok güzel, çok güzel. Sevgili seyirciler, şimdi köfteyi fırına atar atmaz hemen sosu hazırlayabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden ısıtıcımın altında yakayım. Evet, şimdi bakın eridi, kızarmaya başladı. Güzel hafiften bir kızarmış koku istiyorum çünkü bundan. Kızarmış tereyağı kokusu var ya, onu yakalamak istiyorum. Evet, şimdi tamam. Buraya defne yaprağı ile birlikte salçayı alıyorum. Domates ve biber salçası sevgili seyirciler. Şöyle bir salçalar da tereyağında dönüyor. Döndükten hemen sonra sevgili seyirciler, tereyağını da yakmamamız lazım. Yanmaması gerekiyor. Yakarsak tadı değişir çünkü. Ve şimdi hemen domatesi aldım. Domates onu orada şimdi o yüksek ısısını düşürecek. Oo, bir güzel koktu sevgili seyirciler. Tereyağı, salçanın, defne yaprağının kokusu açığa çıktı. Bu arkadaş da dondurucudaki domates. Güzel. Ve şimdi buraya sevgili seyirciler, bir kaşık un ekliyorum. Un neyin nesidir? Oktay Usta diyebilirsiniz. Un sevgili seyirciler kıvamını bağlıyor. Böyle su gibi değil de köftede bir sos oluyor. İşte o zaman çok lezzetli oluyor İzmir köftemiz. İstiyorum ki en güzel İzmir köftesi sizin mutfağınızda olsun. Burada ne kadar su var? 1 litre su koymuştum. Yarısını önce bir alayım buranın. Yarıya geldik mi? Yarıdan da biraz geçsin. Çünkü sosunun bol olması lazım sevgili seyirciler. Kuru kuru olmaması gerekiyor. Şimdi burası hemen kaynayacak. Kaynarken tuzunu ekleyeceğim. Canım senden ekleyebilir miyim tuzu? Olur, güzel şöyle. Kristal tuz. Ekledim. Değirmenim. Gel canım. Değirmen, karabiber kırıyorum. Sosa, defne yaprağı. Her şey içinde sevgili seyirciler. Bu da tamam. Sosumuz kaynayacak. Kaynadıktan sonra o sırada da köftelerimiz hemen hemen, şu anda saatime bakıyorum, 15-17 dakika oldu. Sevgili seyirciler, 20 dakika olduğu zaman, o zamana kadar da sosumuz kaynamış olur. 20 dakika köfteler patatesiyle birlikte fırında 190 derecede. Fanını da açtım. Fanlı ya da fansız fark etmez ama fanlı olursa her yerine ısıyı döndürüyor. O sırada da bu sosumuz kaynayacak. Sosuyla, biberiyle, domatesiyle buluşturuyorum İzmir köftemizi. Sevgili seyirciler, tam 1 litre suyu döküyorum buraya. Çünkü su ölçüsü önemli. 1 litre suyumuz tamamlandı. Bu da İzmir köftemizin sosu. Biraz daha tuz ilavesinde bulunayım. Deminki suya göre tuz ilave etmiştim. Biraz daha karabiber. Süreme bakıyorum. 15 dakika demiştim. Tam 20 dakika oldu sevgili seyirciler. Çünkü tahmini söylemiştim çünkü öncesi.
Şimdi ise tam net söyleyebiliyorum. Çünkü köftemiz fırında kızardı sevgili seyirciler. Hatta getiriyorum. Eldivenlerim neredesiniz? Buradasınız. Tamam canlarım benim. Gel bakalım. Evet sevgili seyirciler şimdi köftemiz iki bölümde pişiyor. Birinci bölüm ve ikinci bölüm olmak üzere iki aşamada pişiyor sevgili seyirciler. Burası birinci bölüm. Oo, güzel kasabamız da güzel kıyma vermiş bize. Az yağlı dedim. Gerçekten de az yağlı kıyma vermiş. Çünkü biraz fazla yağlı olursa bu köfteler normalde yağın içinde yüzüyor sevgili seyirciler. Köfteler büyük büyüktü ya. Bakın küçüldü görüyor musunuz? Önce normalde doluydu buralar. Evet şimdi sevgili seyirciler. Hemen bismillahirrahmanirrahim. Sosu veriyorum efendim. Sosu veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım. Allah Allah. Oy sos biraz çok geldi sevgili seyirciler. Ama problem yok. Şimdi şöyle yapacağız. Bunlar bu sos burada kaynayacak. Fırından çıkınca biraz sosunu çekmiş olur. O sosu da o zaman veririz. Tamam. Şimdi hemen buranın üzerine domatesini, biberlerini hemen diziyorum. Sıcak sıcak dumanı tütüyor sevgili seyirciler. Oktay Usta bugün sizler için İzmir köfte hazırlıyor. İzmir köftemizin sosuyla buluşan köfteleri üzerine domatesini, biberini koyuyorum. Bir kez daha fırına gidecek sevgili seyirciler. Bu defa ısıyı 180'e düşüreceğim. 180 derecede sevgili seyirciler bir yarım saat daha pişecek. İşte o pişme esnasında sosta bir azalma mutlaka olur. O vakit buradaki sosumuzdan artı ilave olarak dahil edebileceğiz sevgili seyirciler. Evet efendim. Canım benim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Nerenin biber eksikti? Buranın. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet efendim. Sevgili seyirciler. İzmir köftemizi şöyle de görelim isterseniz. Her iki tarafından da sosuyla buluşan köftelerimiz tekrar fırına gidiyor. 190'dan 180'e indiriyorum. Sevgili seyirciler. Orta katında patatesi, köftesi, domatesi, biberi lokum gibi oluncaya kadar önce 20 dakika pişirmiştik. Şimdi bir yarım saat daha pişireceğiz. Isı bu defa 180'e düşürüyorum ama. Tamam. Sosu kaynatacağım. Fırından çıkınca biraz daha vereceğim. Sevdireceğim. Çok güzel olacak. Sevgili seyirciler, İzmir köftemiz birazdan fırından çıkmak üzere. İzmir köfteyle birlikte şöyle kızarmış ekmekler olsun istedim. Servis tabağının kenarlarında nar gibi kızarmış ekmeklerle birlikte servis etmek istiyorum. Bu kadar yeterli. Ve şimdi hemen fırından köftemizi getiriyorum sevgili seyirciler. İzmir köfte, aman ya Rabbi, ne de güzel olmuş sevgili seyirciler. Hem de bereketli oluyor. İsterseniz yanına pilav da yapabilirsiniz. Ama ben patatesi var. Güzel kızarmış ekmekle birlikte servis etmek istedim sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, köftemizi tabağımıza aldık. Şöyle duble bir porsiyon köfte yapıyorum sizler için. İzmir köftesi. Biraz da sosundan verelim. Aman ya Rabbi, şuraya şöyle sos da gelsin. Harika bir İzmir köftesi oldu sevgili seyirciler. Evet efendim şimdi üzerine maydanozlarını koyuyorum. Maydanoz sağlığımız açısından çok çok faydalı sevgili seyirciler. Sofralarımızdan eksik etmeyelim mümkün mertebe. Ondan dolayı bol maydanoz koyuyorum. Yiyenlere şifa olur inşallah. Efendim şu ana kadar Oktay Usta'nın YouTube kanalına abone olmayan dostlarımız varsa bu lezzetlerden haberdar olmanız için abone olmanızı davet ediyorum. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.